Herkese merhaba, ben Ayşe Nur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde baklava yufkasından kolay fıstıklı katmer yapacağız. Çıtır çıtır çok lezzetli ve yapması bir o kadar da pratik bu tarifi çok seveceksiniz. Öncelikle irmik kaymağı hazırlayacağız. Genellikle şöbiyet baklavalarının içinde kullanılır. El açması şöbiyet tarifinde daha önce sizinle paylaşmıştım. Üst tarafa ve videonun altına linkini ekliyorum, oradan bakabilirsiniz. Bu tarifte ben 2 kişilik katmer yapıyorum. 1 su bardağı süte 1 yemek kaşığı irmik ilave edip koyulaşana kadar pişirdim. Kabarcıklar çıkmaya başladığında altını kapatıyorum ve soğumaya bırakıyorum. İlk anda cıvık gibi görünebilir ama soğuduğu zaman katılaşıyor buzdolabında. Daha pratik olması için benim yaptığım gibi bir gece önceden pişirip buzdolabında bekletebilirsiniz. Ertesi gün yiyeceğimiz zaman tezgah malzemelerimi hazırladım. Ufak bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağı erittim. Toz Antep fıstığı, dünden hazırladığımız irmik kaymağı ve normal süt kaymağımız var. Bir tane baklava yufkasının her yerini tereyağı ile güzelce yağlayıp ikinci yufkayı üzerine seriyorum. Katmerimizi kare şeklinde katlayacağız ve tavada pişireceğiz. Tavanın büyüklüğüne göre göz kararı ortada bir kare olacak şekilde öncelikle toz Antep fıstığını üzerine toz şeker serpiştiriyorum. Yaklaşık 2'şer yemek kaşığı koyabilirsiniz damak tadınıza göre. İrmik kaymağı da gördüğünüz gibi çok güzel katılaştı. Elinizde kopararak parça parça her yere gelecek şekilde serpiştirebilirsiniz. Fıstıkla beraber piştiği zaman ısıyla buluştuğunda damakta ayrı bir tat veriyor. Bir tatlı kaşığı kadar da normal kaymağı yine bıçak yardımıyla her yere parça parça koyuyorum. Şimdi üçüncü baklava yufkamızı üzerine serebiliriz. Yanlardan ortaya gelecek şekilde katlayıp hafifçe tereyağı ile yağlıyorum katladığım yerleri. Bu şekilde dört tarafını içeriye doğru katladıktan sonra artık tavada pişirebiliriz. Yufkamızın üst kısmını yağlamıyoruz. Teflon tavada yağsız bir şekilde pişireceğiz. Zaten içerisindeki yağla birlikte güzelce kızaracak. Katmerin içine koyduğumuz kaymak, fıstık, tereyağı ve şeker ısıyla buluşup erimeye başladığında, kızardığında yaydığı kokuyla birlikte ne kadar güzel bir lezzetle karşı karşıya kalacağınızı şimdiden gösteriyor olacak. Katmerin her iki tarafını güzelce kızarttıktan sonra servis tabağını alıp sıcak sıcak dilimleyerek servis edebilirsiniz. Ben önce tahta üzerine alıp dörde böldüm ve daha sonra tabağa aktardım. Üzerine bolca Antep fıstığı serpiştirdim ve bir parça da üzerine hem süs hem ekstra lezzet olması için kaymak yerleştirip servis ettim. Gerçekten ama gerçekten çok lezzetli bir tatlı, çok da pratik baklava yufkasıyla. Mutlaka ki elde açılan ayrı lezzetli oluyordur. Ancak bu şekilde de katmer lezzetini bulabiliyorsunuz. Tarifimi denerseniz, fotoğraflarını benimle sosyal medya hesaplarımda paylaşırsanız sevinirim. Bunun gibi yüzlerce tarif için beni YouTube kanalımdan takip edebilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.